İyi akşamlar. Bugün kazanmamız gereken bir maçtı. Sizin de bildiğiniz gibi sezon sonunda geçen sene Konya ile sahamızda beraber kaldık. Ligin ilk maçında da yine sahamızda beraber kaldık. Taraftarın önünde iki maç kazanamadan ayrılmak iyi olmamıştı. Puan açısından da, moral açısından da önemliydi. Bugün kazandık, mutluyuz. Taraftarla, oyuncularla iyi işler yaptığımızı düşünüyoruz. Zaten gücümüzün var olduğunu biliyoruz. Umudumuzun, moralimizin de iyi olduğunu biliyoruz. Son Dinamo Kiev maçı da buna katkı yaptı. Bugün de takımın oyun anlayışı sahaya iyi yansıdı. Tamamına baktığımız zaman rakip de öne geçmemizden rakibi hep kendi sahasında tutmaya çalıştık. İlk yarı zaten hiç gelemedi ama ikinci yarıda gereksiz bazen toplarla oynamak ve kaybettiğimiz toplar sonrası rakibin hücuma çıktığı pozisyonlar oldu ama yine de daha fazla pozisyon bulup goller bulabilirdik. Ama baskılarımızın iyi olması, birlikte oynamamız, girenin çıkanın da iyi niyetli olması bugün adına sevindirici. Bütün oyuncuları tebrik ediyorum. Tabii yani bu 3 günde bir maç oynayan ve özellikle bazı maçları zorluklar içerisinde oynayan takımlarda etkisi olur ama bugün biraz da hep sürekli hamle yapan bir takımız biz. Yani bizden şimdi o topu aldığımız zaman sürekli rakibin üstüne gidiyoruz. O rakibe golle sonuçlanmazsa etkili atak ve önde de tutmazsanız veya top çıkarken kaybederseniz ki rakibin isteği oydu, o zaman rakibe çıkma şansı veriyorsun. Biraz da o sıkıntımız oldu. Skorun da avantajıyla kopmalar oldu o yönden. Bu sadece giren oyuncularla ilgiliydi. Çünkü oynayanların mesela çıkardıklarımız da yoruldu, iyi çalıştılar. Kalanlarda da yorulan oyuncumuz var. Defanstaki oyuncular yoruldular. Ama yorulmalarına rağmen atak pozisyonu bulunca da hücuma katıldı. Bir ara Omer Kolay'da, Onur'da, Rasu'da hep hücumdalar. Yani şimdi hücuma gittiğiniz zaman geriye dönüşte oyun disiplini kopmaları olunca rakibin gelme şansı oldu. Ama biz gittiğimizde de pozisyon bulduk. Yani izleyenler için git gel yani böyle iki boksörün birbirine yumruk atması gibi oldu. Oysa skor 2-0, rakibin bize gelmesi lazım. Bizim gitmemiz gerekmez. Yani illa biz geride bekleyelim diye. Pas yaparız, rahat ederiz. O sıkıntınız vardı. Oyun başında da iyi başladık ama topları kullanırken de pasta hatalar yaptık. Yoksa daha erken de gol bulabilirdik. Yani oyuna bakarsak oyun üstünlüğü, pozisyon üstünlüğü, rakibe baskı yapmamız, oyun artılarımız çok fazla. Yani bu tip maçları daha farklı hale getirmek lazım sonuç olarak. Ama bu halimizde de şükrediyoruz, teşekkür ediyoruz bütün oyunculara. Nihayetinde bir 2 puan kayıpla gidiyoruz. Onu da telafi ederiz inşallah. Onları bilmiyorum ben yani onları bekliyoruz. Transfer biz nerede başlamıştık? Kampa gitmedim. Haziran'da başlamıştık. Temmuz'da Almanya'da beraberdik. Orada da konuşuyorduk. Bugün de konuşuyoruz. İnşallah bitecek yani. Kulübün ekonomik koşullarına, takımın durumuna göre transfer yapılır. Hala şans var demektir. Gelince konuşuruz. Onlara zaten girmiyorum transfere fazla ben. Alex Chamberlain kaliteli bir oyuncu. Yani oyuncu yetenekleri itibariyle tartışılı bir tarafı görmüyorum. Oyun zekası, yaratıcı top kullanması. Ama tabii takım adapte olması, fiziksel olarak değerlerini bulması bunlar biraz zaman isteyebilir. Erken de olabilir. Daha önce girdiği maçlara göre bugün daha iyiydi. Çok da olumlu işler yaptı. İyi paslar attı. Mesela biz Pendik maçında da onu koyduk yine. Rebic'i koyduk. Orada da niyeti Milot Rashica'yı koyduk. Aynı şeyi düşünmüştük. Orada olmamıştı. Burada üçü de yani daha sonra koymama rağmen işte Milot başta koyduk. Daha iyiler. Zaten o verimi artırabildiğimiz süre içerisinde hem fiziksel olarak hem de taktik anlayışı takım bütünlüğü içerisinde takımda yeni çalıştığı için ona da alışması gerekiyor. Bugün olumlu buldum onu yani oynadığı süre içerisinde. O dedikleriniz zaten yapıldığı için başarılı olduk ama öndeki mesela ilk ya da hatta sağdan mı acaba zeminden mi mesela ortalar, paslar yani o kornerden gelen gole kadar da o final pasları ve pas alışverişleri iyi olması gerekiyor. Hücumda oynamanız yetmiyor. Onlar isabetli olması lazım. Bazı maçlarda az pozisyona girersiniz. İsabetli 2 pasta, 2 kişinin pasıyla biri pas yapıp diğeri vurursa gol de bulabilirsiniz. Onları bulmak lazım tabii. Yani kaliteli takımlar, kaliteli oyuncular onları da bulacak. Ama biz 2 şey yapmaya çalışıyoruz. Biri oynadığımız topu nasıl kullanacağımızı anlatıyoruz.
Bir de topu kaybedersek nasıl kazanacağımızı konuşuyoruz. Ondan sonrası beceriye, yeteneğe kalıyor. Ama önce bunları yapmanız lazım. Rakip sahada oynadığınız zaman topu kazanırsanız ve topu da iyi kullanmaya başladığınızda artık ondan sonra beceri, yani geldiniz altı pasa gol. Mesela bugün ikinci yarı oldu. Top tam çıkıyoruz. Dripling yaptık. Topu kaybettik. Döndük geriye. Yani niye dripling yapıyorsun? Ne gerek var? Rakibi niye ortak ediyorsun? Riski alacağın yerler rakip 18 üzeri. Orta sahada. Onun gerisindeki topla dönüp ondan sonra pas vermek doğru değil. Onları da geliştireceğiz tabii. Zaten takımın bir aşama kaydettiğini, daha iyi olduğunu düşünüyorum. Fiziksel de, taktik de. Ya onlarla ilgili konuştum. Yani şu bugün mesela özellikle bu maçı hazırlanmamız gerekiyor ve oyuncuların hepsinin de konsantrasyonu ve motivasyonu iyiydi. Bu iyi olduğu zaman işler kolaylaşıyor. Biz maça çıkarken buna hazırsak, bir oyun kalıbınız da varsa oyuncu ve takım olarak bir netice alırsınız. Yani hayal etmek güzel bir şey ama gerçekler de belli, yani sahada oynanacak oyun. O yüzden şu anda bu maçı düşündük. İşte dinlensinler. O planlamayı da söylemiş olayım. İşte 2-3 gün izin verdik. Milli takıma gidenler belki çalışamayacaklar ama onların da kendilerini iyi hazırlayıp hem takımdan da başarılı olmasını istiyoruz hem de döndükleri zaman hazır olmasını istiyoruz. Burada kalanlarda bir yoğun idman temposu yapmak durumundayız. Eksik idmanları olan arkadaşlar var. Çünkü dönüşte pazar, perşembe neyse maçlar yapacağız. O yüzden o zaman konuşmak lazım. Şimdilik derseniz bu bir yarış. İyi başlayıp iyi bitirmek istiyoruz. Beklentimiz de önce bir gruptaki işimize bakalım ama daha var ona. Yani ikinci golde mesela kazandığımız topu çok iyi paslar yaparak getirdiğimizden daha kolay pas yapabilirdik bugün. Yani rakip sahada kısa paslarla, ikiye birlerle ama top kayıpları yaptı. Kenardan orta attık, hop dışarı gitti. Attık, rakibe attık. Rakip bize kaybetti. Baskı karşılıklı olduğu için. Onlar bazen böyle oynadıkça daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü sezon başlarında takım performansında koordinasyonun iyi olduğu, topla daha teknik ve yumuşak bir çizgi yakaladığınızda başka olur. Bir de oyuncunun teknik kapasitesi. Mesela bugün özellikle Alex Chamberlain'in attığı toplar, seçimleri ve attığı toplar, yani hem düşünmeniz hem atmanız gerekiyor. İsabetliydi ama o pasları daha sertleştirmek, alanın daha iyi olması, tek paslar, kontrol paslar, rakip sahada yaptığınız zaman rakip ne kadar kapanırsa kaparsın sizin lehinize. Yani rakip sahaya oyuna girmek önemli ama o rakip sahaya girdiğiniz oyunu kalabalık da olsa kısa paslarla, kenardan ortalarla, pas isabetiyle ve hareketli olarak netice alacağımızı düşünüyoruz. Bu biraz tabii hepsi bir anda olsa belki ileride düşüş yaparız. Böyle yavaş yavaş gidiyoruz inşallah. İyi niyetle çalışıyor, takıma katkı yapıyor ama tabii iş, yani bütün oyuncular için iş kolay değil. Çünkü bütün oyuncular formda olduğu zaman bu rekabetten etkileşim olacaktır. Ama biz sezon başından bugüne gelinceye kadar zaten forvette Mülakay'la Abubakar vardı. Başka oyuncu yoktu ve bunlar takımla çalıştığı için, hazırlık döneminde iyi geçirdiği için taktik anlayışta çalışmalar bunlar üzerinde olunca onların daha önde olduğunu düşünüyoruz. Ama gelen oyuncular da iyi oyuncular. Onlar da hazır olduğu zaman bir rekabet olacak. Onun için ayrım yapmak doğru değil. Gelişimine göre, verimine göre. Bugün mesela yakaladığı performansı zaman içerisinde o düşüş yapar, diğeri tamamlar. Bu da futbolun doğasında var zaten. Ben de geçen maç mesela verdiğimiz görevi özellikle iki yönlü savunma ve hücum iyi yaptı. Bugün de ikinci golde topu baskıyla kazanıp attırdı. Daha da pozisyonları getirdi, attı. İşte kendini geliştirdikçe, takıma katkı yaptıkça görev alır. Değilse öteki arkadaşlar alır. Yani bir ayrımımız yok. Zaten arkada da bekleyen çok iyi oyuncularımız var. Yani bugün baktığınız zaman Raşit Gezal girdi, Cenk girdi, Antelebiş girdi ama bunların çok iyi olması lazım. Biz iyilerin arasında yarışma yapıp başarılı olursak o zaman forvetimizi mesela üçünü oynatıp sonra üçünü almak rakibi daha da zorlaştırır. İnşallah öyle olur yani. Temennimiz o. Ama henüz daha o aşamaya gelmedik. Aynı şey orta sahadaki bazı arkadaşlar var. Çünkü sürekli aynı oyunculara yük binmek zaman içerisinde sıkıntı yaratabilir. Ama ben memnunum bugün oyunda. Hatta devre arasında alayım bir baktım çok da iyi gidiyordu. Biraz daha oynasın dedim. Çünkü bu arkadaşları unutmayalım. Üç gün evvel maç yaptılar. Yani üç gün evvel oynayıp buraya geldiler. Moralleri iyiydi. Ama bazen tersi olur. Oynayanları dinlendirip oynatabilirsiniz. Ama bugün tam tersini düşündüm. Salih sakattı. Moralleri iyi. Fiziksel olarak bir göreyim dedim.
İyi maçı kaldırdılar yani. Bir rakipten aşağı bir fiziksel bir durumumuz yoktu ki onlar daha dinlenmiş. Sivas'ta dinamik bir takım, koşan bir takım. Şu ana kadar mağlubiyeti de yoktu zaten. Söyledim az evvel, gruplara fazla girmiyorum. Şimdi bir tatil yapsın arkadaşlar. Milli maçlar oynasınlar. Ondan sonra lig maçı ve şeyi, ama grupta her takım yarışacak yani. Bu işlerde iyi takımlar var. Brugge'de, Bodø/Glimt'te. Hepsi iyi takımlar. Bakacağız ona yani. Ama gruptan çıkmak istiyoruz tabii. Önce gruba kalmak istiyorduk. Şimdi çıkmak istiyoruz. Gruba girmek istiyoruz, çıkmak istiyoruz. Ama çıkarken iyi çıkmak istiyoruz tabii. Başka bir şey yoksa teşekkür ederim. Hocam teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Kolay gelsin size de. Biz de tatilde...